Meryem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür Yalan ediyorum. Ediyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi Halil, önce şöyle başlayalım. Siz, ya sen eylemle, eylem işçenle nasıl tanıştınız Halil? Eylem işçenle biz internet üzerinden tanıştık. Sen mi arkadaşlık gönderdin? Ben gönderdim kendisine arkadaşlık. Tamam. Yani tanışmamız o şekilde devam etti ve evliliğe kadar böylece gitti. Evlenmemişsiniz de Halil. Siz, evlendik. Sen... Ben şimdi kalkıp böyle sevgiliymiş bilmem ne. Ben sevgili olarak bir hayat yaşamadım onunla. Ben eşimdi kendisi. Peki bir şey söyleyeceğim Halil. O sırada sen bekar olarak kendini tanıştın. Bekar olarak şimdi şöyle ilk tanıştığımızda o kelimeyi kullanmış olabilirim. Ama sonrasında durumumu izah ettim. Dedim ki böyle böyle sıkıntım var başımda. O da dedi benim başımda da sıkıntım var böyle. Tamam dedim. Bunları dedim birlikte dedim aşarız. Yani sen evli olduğunu ne zaman söyledin? Eylem evli olduğunu. Evli olduğumu değil, ayrılacağımı. Boşanma şey edeceğimi yani. Sen Eylem'in bunları. Peki Eylem'in o sırada evli olduğunu biliyor musun? Eylem de evli o sırada. Onu evli değildi. Evli değildi. Babasının evine diyor. Kalkıp da ben öyle bir hataya, böyle bir şeye düşmem. O da kendisi de düşmez. Babasının evindeydi. Evet. Ama boşanmamışlardı ya Halil. Yani sen de resmi olarak. Tamam, boşanmamış. Peki sen... Ben de boşanmamıştım. Sen de boşanmamıştın, o da boşanmamıştı. Yani. Peki sen önce neden kendini bekar olarak gerçek tanıtmıyorsun? Sonra ben onu aylar yıllar bu sürmedi. İlk konuşmamız, ikinci konuşmamız o kendini anlattı, ben kendimi anlattım. Eylem o kadar sürdü mü? Ne kadar bekar olduğunu söyledi sana Halil? Bir hafta bile sürmedi. Hemen 2-3 gün içinde ben söyledim. Aynen. O da kendisi söyledi. Sonra ben söyledim. 2-3 gün o sürdü. Ben eşim. Ne zamandır görüşmüyorsunuz siz Halil'le? Ne kadar oldu Eylem? Efendim? Halil'le ne zamandır görüşmüyorsunuz? Şu anda mı? Evet. Görüşmüyoruz 2-3 hafta. 2-3 haftadır. Evet. Aynen. Peki Halil, sen sonra bir birliktelik yaşıyorsun. Sonra Eylem'de tanışıyorsunuz. Eylem Samsun'a geliyor. Samsun'a geldiğinde o evde siz kim yaşadınız ya Halil? Ya sonra sen karından ayrılmışsın. O evde Eylem'le ben. Ben nereye gitmişim? Ben kalkıp onu aynı yanımda taşımışımdır. Ben kalkıp onu yok oraya gittim, yok buraya gittim. Bu muhabbetler nereden nereye çekiliyor bilemiyorum ben. Hayır çünkü öyle senin kuzenin aradı da bizi. Yok sevgilisiymiş. Yok bilmem ne. Benim onu eşim olarak ben ailemin içine soktum. Halil seviyor bence. Sevgilim olarak değil yani. Seviyor musun hala ailemi? İlla ki. Sen şu an evli değil misin tekrar ilk karınla ben anlamadım Nermin'le. Ya şimdi ben bu problemlerin aslında bak şimdi sevgi başka bir şey. Burada itham edilen sorular şeyler başka bir şey. Anlamadım. Halil anlamamıza yardımcı ol. Evet, sevgi başka bir şey. Bak ben anlatayım. Çok başka şeyler dinliyorum. Sevgi. Bir dakika Halil valla benim beynim yandı. Eylem şimdi bak, seviyor hala. Eylem bir dakika. Bak, bir dakika Halil'cim bir dakika. Eylem'e de bir şey soracağım Halil. Eylem sen Halil'i seviyor musun hala? Yani bilmiyorum ama bir kafamda şüpheler var. Tercihte bulunsun istiyorsun. Yani şu tercih o çocuk ondan mı değil mi? Onun hamile mi değil mi? O da kafamda karışık. Şimdi, acaba yaptım onu? Ben şunu merak ediyorum Halil. Sen Eylem'le Ankara'da bir birliktelik yaşıyorsun. Evet. Sonra da gizli gizli ilk karınla görüşüyorsun. Ya ben şimdi gizli gizli görüşmek demeyelim buna. Ne? Gizli gizli görüşmek demeyelim. Hani ne çocuğum diyor? Vardır, bir memleğim vardır. Ondan dolayı bir sıkıntım vardır. Bir şeyin vardır ama ben onunla sürekli şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. Ben kalkıp ona bir zaman yani bir konuda ben ona açıklama yapıyordum zaten. Halil'ciğim peki oldu. Eylem senin Nermin'le görüştüğünden Halil'in haberi var mı ilk karısıyla görüştüğünden? Ben... Eylem'e soruyorum. Eylem'e. Evet sen haberin var mı? Görüşüyordu ya yalan konuşmasın. Görüşüyordu. Telefonu ya sessiz dalıyordu. Ben saklamıyorum bunu Eylem'den diyordu zaten. Görüşüyordum. Hayır ya. Yok, konuşmuyorum diyordu. Boşanmam için. Demiyor muydun boşanmam için? Boşanmam için diyordun. Demiyor muydun? Demiyor muydun? Beni süründüre boşandırmıyor. Huzur vermiyor. Demiyor muydun? Ben diyordum ben bunları sana. Numara değiştir demedin mi kaç defa? Böyle olacak diye huzurumuz yıkılacak. Dedim mi demedin mi? Aynısını dedim ben. Peki niye Kars'a gidiyorum diye Samsun'dan çıktın sen peki? Ya benim işlerim vardı. Bir i̇şlerin diye bir şey yok burada yalan oradaki var sonuçta. Oradaki işim olmadı. Döndüm oradan işimi dedim hallederim. Kars'ın. Döner oradan gelirim işimin gücümün başına. Halil, Halil dur bir dakika Halil. Halil yarın buraya gelecek. Halil, evet. Yarın daha net konuşuruz ama Halil sen Eylem'e işte Nermin'i kumu olarak kabul edersin diye sordun mu sormadın mı? Kumu olarak diye bir şey sormadım ben. Bunu orada da konuşuyorum. Getirdim demedim. Bak 72 numaradan Nermin'in numarasını aradım aramadın mı? Hı? Nermin de gelsin. Bak dur bir dakika. Aradım aramadım 2018'de. Nikah yaptığında aradım aramadın mı?
Uzun zaman oldu. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben seni aradığımda, nikah yaptığında sen kalkıp da bana demedin mi ki ben kuma getirimler mi çalışır, yani kuma değil çalışır bize bakar dedin mi demedin mi? Ya böyle bir şey tamam demiş belki olabilirim. Fevi davranmış belki demiş olabilirim. Ben bundan dolayı Halil bak, şimdi sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Sen bir kadını sevebilirsin ama diğer karın, yani eşin ilişkini sonlandırırsın, diğer kadınla beraber olursun. Ya öyle oldu zaten. Bak, ahlaki olan da, bak her iki taraf içinde ahlaki olan da, vicdani olan da odur. Şimdi sen ya hem de şey anlamında da, yani adalet anlamında da, yani hukuken de bunu yapman gerekiyor.